bu zamanda tasavvuf diye, mürşidi kamil diye bir şey yoktur. Kur'an'a sarılalım yeter, tarikatlara gerek yoktur. Kur'an okuyarak, anlayarak nefsimizi terbiye edebiliyoruz, edebiliriz diyorlar. Ben de onların yanlış olduğunu söyledim, misaller verdim, yine tepki gösteriyorlar demiş efendim. Evet, biz Kur'an'a uyuyoruz diyenler, sormak lazım. Kur'an'ın neyine uyuyorsun? Eğer Kur'an'ı okuyup, anlayıp ona uyuyoruz diyorsa, bu durumda başlarken herhalde Fatiha'dan başlamak gerekiyor. Önce bir Fatiha'yı okusun, anlasın. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar lazım mıdır, değil midir? Veli, mürşidi kamil, salih lazım mıdır, değil midir? Şahit olanlar, onlarla beraber olmayı emretti. Yani velilerle, müşri kamillerle, salihlerle, sıddıklarla beraber olmayı Allah emretmiş. Onlarla beraber sirat-ı müstakimde yürümen gerekir. Nasıl yürüyeceksin? Allah'ın emrini yerine getirmen lazım eğer Kur'an'ı okudunsa. Bunu söyleyenler eğer Resulullah Efendimiz'in döneminde gelseydi ne derlerdi o zaman? Bize peygamber gerekmez, bu durumda bize Kur'an yeter. Evet, derlerdi. İnsan kendine zulmediyor. Daha doğrusu şeytan ona zulmediyor. O da şeytanın peşine takılıyor. İnsan bilir ki öğrenmeye, anlamaya muhtaçtır. Zahiri olarak da, manevi olarak da birbirine muhtaçtır. Ama mesele doğruyu bulmaktır. Doğruyu anlamaktır. Doğru yolda yürümektir. Evet, Allah peygambersiz din göndermemiştir. Her kitabın bir muallimi var. Nasıl öncesinden öğrettiyse, kıyamete kadar öğretmeye devam eder. Onun için, biraz önceki o alemlere rahmet ayetini okurken, Allah çoğul kullandı orada. Biz dedi, seni gönderdik, gönderiyoruz, göndermeye devam ediyoruz. Kıyamete kadar. Bu böyledir. İnsan doğduğunda hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi büyüklerinden, önce gelenlerden öğreniyor. Dinini de öyle öğreniyor. Mesela dinini doğru yerden öğrenmektir. Öğrenmeye muhtaçtır. Bir süre sonra o çıkıp dese ki anasına, babasına, kendisine öğretenlere, yol gösterenlere, büyütenlere ben sizi tanımıyorum derse ne olur? Nankör olur. Nankörlüğün aremi var mı? Kim kazanmış nankörlükle? Evet, ondan öğrenmişse zahiri olarak, manevi olarak da aynı şekilde öğreniyor, öğrenmesi gerekir. Yoksa ben bana yeterim derse ilk ayetlerde Allah Alak suresinde hemen öyle buyurdu. Onlar kendini müstahını görüp haddini aştı, azgınlık yaptı, saptı. Kendini kendine yeter gördüğü için, kendini kendine yeter görenler evet, azgınlık yapar, haddini aşar. Böyle Rabbine karşı saygısızlık yapar, peygambere karşı saygısızlık yapar, peygamber varislerine karşı saygısızlık yapar. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu, evet, nebiler, sıddıklar, şahitler, salihleri inkar eder, yok sayar, gereksiz görür. Eğer Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın, veli olan mürşidi bulmayanlar delalette kalmıştır dediyse, Kur'an'ın neresine uyuyor? Neyine uyuyor yani? Lafla uymak mı olur? Evet. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Söyledim, mürşidi olmayan hiç kimse yoktur. Kim, kimin peşinde, neyin peşinde gidiyorsa, onun mürşidi olur.